أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir Ramazan-ı Şerif sabahında bizleri buraya toplayan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Cennete giden şu kıymetli yolda Rabbim bizleri ayaklarımızı sabit eylesin inşallah. İmanla alakalı iki tane şerif okuyacağım inşallah kısa kısa. İmanın dereceleri var kardeşlerim. Bunu da şuradan anlıyoruz. İnandığın kadar yarın ahirette hocamız da temas ettiler oraya. Ahiretteki makamın, derecen, orada sana verilen her türlü şeyin imanın kadar. Hatta cennet dahi bir tane diyebiliyorsunuz, 8 tane. 8 tane cennette imanın hangi tarafa uyuyorsa, hangi tarafın imanı ise oraya eleştiriyorlar seni. Ama biz 8 cenneti de değil de biz cemalullahı istiyoruz. Gerçekten ne acı bir şey. Cennete giriyorsun, Rabbini göremiyorsun. Veya az görüyorsun. Biz cenneti, Rabbimizin o güzel cemalini her an hiç aralıksız olarak inşallah kazanan kullar olarak Rabbim bizlere burayı kazanmayı ve o uğurda çalışmayı nasip eylesin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem an Enes'in radıyallahu anh anin nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem kal. Hazreti Enes'ten rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz, bu zamanda çok ama çok ihtiyacımız olan bir hadis-i şerif, kendi nefsi için istemiş olduğu bir şeyi ne istiyor, neyi seversin, neyi istersin, kişisine göre değişir. O neyse işte istemiş olduğu o şeyi kardeşi için istemedikçe hakiki iman sahibi olamaz diyor. Allah'ım şu imanın hakikisini bizlere nasip eylesin. Şu din kardeşliğinin gerçekten kardeşinin bu zamanda çok ihtiyacımız var. Rabbim bizlere nasip eylesin. Ne acıdır ki Rabbimiz bir, dinimiz bir, peygamberimizin yolundayız. Aynı kıbleye dönüyoruz. Rabbim o kalplerimizi de inşallah kendi uğrunda birleştirmeyi nasip eylesin inşallah. İkinci hadis-i şerif yine Hazreti Enes'ten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Selâsün men kunne fîhî vecete halâvetel iman. Kendisinde şu 3 şey bulunan kişi imanın lezzetini, imanın tadını tatmıştır. Allah'ım nasip eylesin inşallah. Birincisi en yekûnallâhu ve rasûlû. Allah ve Resulünü ehabbe ileyhi mimma sivâhuma. Allah ve Resulünün dışındaki bütün her şeyi çıkaracak. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek. Dünyada ne var? Çıkaracaksın gönlünden. Rabbim onu yapmayı nasip eylesin hepimize inşallah. Evvela Rabbimizi, sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, onun dışında kalan her şeyden daha çok sevmek. Bu birincisi. İkincisi ve en yuhibbel mer'e, kişiyi sevecek. La yuhibbuhu illa lillah, Allah için sevecek. Sevmiş olduğu bir kişiyi yalnız ve yalnız, hiçbir menfaat, hiçbir karşılık. Hocamızdan çok duyuyorum. Bazen böyle sohbetlerimde de söyler hep hocamın ifadesi. Seni Allah için seviyorum diyor adam. Vallahi zor kardeşler ya. Kolay değil. Yani böyle zerre kadar menfaat olmayacak. Zerre kadar ondan ya o an bile değil. Seneler sonra bile o adamdan hiç beklemeyeceksin. Yalnız ve yalnız Allah için seveceğiz. İnşallah Allah'ım kazanmayı nasip edesin. Üçüncüsü ve en yekraha en yaude fil küfri. İmandan sonra İman etmiş, Allah sana hidayet nasip etmiş. Küfre dönmeyi kema yekrehu en yukzefe finnar, ateşe düşmekten daha kiri görecek. Rabbim şu hidayet kıymetini gerçekten, hidayet çok büyük nimet kardeşler. Allah'ın muhafaza eylesin. Etrafımızda nice insanlar var. Gerek memleketimizde olsun, gerek dünya ülkelerinde olsun. Adam din yok, iman yok, İslam yok, Allah yok, kitap yok. Rabbimize şükürler olsun kardeşler ya. Bak Mevlamız bizleri
Dünyaya gözlerimizi açmış olduğumuz andan itibaren imanla tanışırdı, hidayete tanışırdı. Allah'ım bunun da hakiki manada kıymetini bilmeyi nasip etsin. Rabbim hepinizden razı olsun. Ramazan-ı Şerifimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Allah'a emanet olun.